Evet, en son burada kalmıştık. Ve zülhal. Tabii zülhal derken burada gayra diye bir kıraat vardı. Gayral mevdu bi aleyhim ve dalib. Bu kıraatten bahsediyordu. Şimdi burada gayra kelimesi tabii mensup gelmiş. Peki mensup olduğu zaman dedik ki burada hal yapacağız. Hal yapmak da nasıl yapıyorduk? İki tane şartı vardı. Birisi nekredir. Zaten nekre çünkü gayr kelimesi. El mağdubiye her ne kadar muzaaf olsa da müphem olduğu için marifeti kazanamıyordu. Dolayısıyla herhangi bir problem kalmıyor. Nekir olmaya devam ediyor. Bir de müştak olması gerekiyor. Onu da muğayyir şeklinde tevil etmek suretiyle bu şekilde problem çözülmektedir. Yani kolay burada çözümü. Aslında demek istediği gayriden daha kolay. O yüzden hiç burada o mesele hiç girmiyor. Peki gayra dediğimiz zaman o zaman burada ve zül hali bunun zil hali hangisidir? Ad-damiru fi aleyhim. Aleyhimdeki zamirdir. Hani en'amte aleyhim gayral mağdubi aleyhim derken yani şurada Musaftan açıp gösterelim. Yani şurada şöyle işte zaten gayra en yakın ki, zamir hangisidir? En'amte aleyhim gayra. Tabii buradaki gayra kıraatına göre konuşuyoruz. Him zamiri gayrın zil halidir. Şimdi burada hemen diyor ki vel amilu en'amte. Amil ise çünkü halin bir de amili vardır. Yani hali nasbeden amil en'amtedir. Çünkü zil hal hali nasbedemez. O sadece hal o zil halin durumunu, vasfını ifade eder. Onun ötesinde herhangi bir nasb görevi yoktur. Nasb görevini ise amil yapar. Burada da amil en'amte fiilidir. Dolayısıyla en'amte bunu nasb ediyorken aleyhimdeki him zamiri zilhal olmaktan ibarettir. Şimdi aleyhim niye bunu tabii tercih ediyor? Çünkü aleyhimdeki zamir marifedir. Zilhal de marife olması gerekir. Dolayısıyla bu açıdan herhangi bir problem kalmıyor. Şimdi vakile. Burada tabii yukarıda el mevdu aleyhim ve dalinle alakalı aslında çok da net ifade etmemiş olsa da esasında üstü kapalı bir şekilde işaret etmişti. O da şöyle. Şimdi en'amte aleyhim yani ellezine en'amte aleyhim ifadesi müminler olduğunu beyan etmişti. O zaman tabii Aslen Zemahşeri şunu dikkat alıyor. Şimdi en'amte aleyhim müminlerdir. Peki bu sure nerede nazil oldu? Mekke'de. Peki o zaman gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Bunlar müminlerin zıttı olduğuna göre peki bunlar kimlerdir? Bunlar müşriklerdir. Yani Zemahşer'in düşüncesine göre aslında mağdûb aleyhim ile veleddâlin ile kastedilen yani gazap edilen ile dalalette olan ifadeleriyle kastedilenler müşriklerdir. Sadece el mağdûb aleyhim azılı müşrikler yani peygamberimize eziyet eden ona işkence işte müminlere işkence eden azılı müşrikler ama veleddâlin ise tabii bunda müşrik ama peygamberimize eziyet etmeyen, kendi halinde yaşayan müşrikler kastedilmekte olduğunu ima ediyor. Bunu tabii haşiyelerden anlıyoruz. Çünkü sure Mekki bir sure. Mekke'de müminler var ve müşrikler var. Başka bir toplum yok. Yani burada Yahudilerden ya da Hristiyanların kastedilmesi mümkün değil. O durum Medine'de olan bir durum. Ve de özellikle Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yıllarında hatta ilk nazil olan sure olduğu için hemen ilk nazil olur olmaz. Direkt Yahudilerden ya da Hristiyanlardan bahsedilmesi ise bağlama hiç uygun olmaz. O yüzden buradaki gazap edilen ise dalalette olanların yani müşriklerden başka olması çok zordur Zemahşeriye göre. Çünkü hep nüzul ortamını dikkate alır. Tabi elbette buna sonraki müfessirler itiraz ediyorlar. Zaten özellikle Haşiye yazarları şimdi birazdan değineceğiz. Buradaki görüşe çok ciddi anlamda eleştiriler var. Beyzavi de burada biraz daha Zemahşeri'ye yakın ama biraz daha kapsamı genişletiyor. Diyor ki sadece müşrikler demeyelim. Cenab-ı Hakk'ın peygamberin emrine yani peygamberin risaletini reddeden tüm asiler, asi kelimesini isyan eden, karşı çıkan şeklinde daha böyle genel bir ifade kullanıyor. Yani tüm asiler sadece müşrikler olarak ifade etmiyor. Bu da aslında tabi Beyzavi'nin Fahrettin Razi çizgisinde olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Fahrettin Razi çizgisi de Şafii çizgisine yakındır.
Ve Zemahşeri Keşaf'ta, yani ayetleri tefsir ederken hep nüzul ortamını, ayetleri ilk muhatabını esas alır. Yani bu çok, buna çok ciddi anlamda önem verir. Ve ayetleri ilk muhatabına göre anlamı neyse, delaleti neyse onu tespite çalışır. Ama Fahrettin Razi, tabii bu Şafii ekolünün etkisiyle olan bir durum. Fahrettin Razi ise ayetlerin ilk muhatabı ile yetinmez. İlk ve sonraki muhatapları bir bütün olarak değerlendirir. Ve kıyamete kadar, hani biz Kur'an'ın evrenselliğinden bahsediyoruz ya. Tabii evrensellik biliyorsun modern bir kelime, günümüze ait bir kelime. Eskiler evrensellik demezler, umumiyet derler. Yani tüm insanlara kapsaması şeklinde bir ifade kullan. Çünkü evrensellik aslında farklı bir kavram da. Neyse, oralara hiç girmeyelim. Yani uymaz aslında evrensellik. Batıdan gelen bir kavram. Biz oralara şu anda hiç girmeyelim. Hani umumiyet, tüm insanlara kapsaması, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlara kapsaması şeklinde bir anlamı daha çok benimser. Burada hani velâ rabbin velâ yâbis illâ fî kitâbin mübîn var ya, yaş kuru her şey Kur'an'da vardır. Şafilerin özellikle böyle bir prensibe sahip olması. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar tüm hükümleri aslında bir şekilde barındırır. Tüm hükümleri oradan çıkartırız diye bir düşünce var, bir anlayış var. O yüzden Fahrettin Razi de tefsirini yaparken ilk muhatap diye bir sınırlaması olmaz. İlk ve sonraki tüm muhataplar, bütün hepsini beraberce ona göre mana vermeye çalışıyor. O yüzden Beyzavi de tabii biliyorsunuz ki bu daha çok Razi çizgisindedir. O yüzden birçok yerde hep şunu söylerler aslında Beyzavi, Keşşaf'ın özetidir diye söylüyorlar ama gerçekten bu çok büyük bir yanılgı. Kesinlikle Keşşaf'ın özeti değil, tam aksine Keşşaf'ı ciddi bir şekilde tenkit eden, elbette ondan istifade ediyor ama tenkitli bir şekilde istifade ediyor ve Fahrettin Razi çizgisini daha yoğun bir şekilde takip ediyor. O yüzden Beyzavi burada gayril mevdu ve aleyhim el-adarin el-asin, yani isyan edenler şeklinde böyle bir genel bir ifade kullanır. Şimdi tabii biz burada Zemahşeri'ye göre konuşuyoruz. Dedi ki Zemahşeri el mağdubi aleyhim ve dalin ile, mağdubi aleyhim gazap edilen ile kastedilen azılı müşrikler ve dalin ile kastedilenler ise kendi halinde müşriklerdir. Ama yine her durumda müşrik kastediliyor. Dolayısıyla burada aslında tek bir grup var fakat yani bütün olarak şirk açısından tek grup fakat insan onların davranış açısından ise birisinin tabii gazaba uğraması, Allah'ın gazabına uğraması, öbürü de dalalette olması. Şunu sorabilirsiniz. Yiğit hocam, her ikisi de zaten gazaba uğramıyor mu? Öyle değil mi? Zaten gazaba uğramak ne demek? Cehennemde olmak demektir. Öyle değil mi? Dalalette olmak da zaten aynı şekilde. Burada aslında gazap, evet doğru. Gazap ve dalalet aslında her iki grubun, yani ister azılı olsun, ister kendi halinde olsun, her iki grubun evet vasfı, fakat burada aslında vasıftan ziyade daha ön plana, daha yoğun olan vasfın zikredilmesi yoluyla bir tasnifleme var. Yani işte müşrikler peygamberimize eziyet etmeleri, yine müminleri eziyet etmeleri sebebiyle Allah'ın gazabına, yani Allah'ın lanetini, Allah'ın o cehennem azabını daha en üst seviyede hak etmeleri sebebiyle mağdubi aleyhim diye ayrı zikrediliyor. Böyle dalin ayrı bir şekilde ifade ediliyor. Evet. Yoksa tabii ki her ikisi de gazap ve dalalet her iki grupta var. Ortak yani bunlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hani kafirlerin vasıfları ayrı ayrı, işte Hristiyanların ayrı bahsedilmesi, Yahudilerin ayrı bahsedilmesi, sanki bunlar ayrı bu vasıflara sahip olmasına değil, ön plana çıkan, daha yoğun olan vasıfların zikredilmesine göredir. Şimdi vakıyla, neyse oraları çok uzatmayalım, vakıyla bir zayıf görüşe göre, ki bunu aslında kabul etmiyor, diyor ki zayıf görüşe göre el mağdubu aleyhim, kendine gazap edilenler, hım onlar el yahud, Yahudilerdir. Burada li kavlihim, bu görüşün delili diye Zemahşeri zikrediyor. Halbuki bu görüşün delili aslında men la'anehullah ve gadib aleyhi ayeti değil. Bu konuda aslında doğrudan hadis var. Ama Zemahşeri bu hadise yer vermiyor. Niye? Çünkü bu hadise yer vermiş olsa kendisini bir nevi bağlamış olacak. Çünkü hadis varken
tefsir söz konusu olabilir mi? Değil mi? Hadiste de bizzat geçiyor el mağdûb aleyhim humul yehud diye. Bu şekilde geçiyor. Yine kevele dâlin humun nasara, yani gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Dalalette olanlar Hristiyanlardır şeklinde hadiste açık bir şekilde ifade ediliyor. Ama Zemahşeri bunu zikretmiş olsa kendisiyle ciddi anlamda bayağı çelişkiye düşmüş olacak. Çünkü hadis varken asla bir müfessir kendi reyine başvuramaz, bu şekilde söyleyemez. O yüzden hadisi görmez ya görmezden geliyor. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ki belki bu daha güçlü, daha kuvvetli. Belki o hadisi sahih kabul etmiyor. Zayıf gördüğü için de zikretmemiş olabilir. Burada tabii haşiye yazarları bu konuda çok da bilgi vermiyor. Yani neden zikretmediği konusunda. Fakat ciddi anlamda tenkit ediyorlar. Diyorlar ki ya Zemahşeri sen böyle bir hadis varken nasıl sen kalkıp da burada kıyla zayıftır şeklinde bir ifade kullanırsın diye ciddi tenkitler var. Ama Beyzavi de aslında bu hadisi görmezlikten geliyor. Yani Beyzavi de bu hadisi dikkate almıyor. Şimdi neden? Çünkü Peygamberimiz bu hadisi nerede buyuruyor diyorlar. Bu Zemahşeri savunanlar. Bunu Medine'de buyurmuştur. Öyleyse aslında Peygamberimizin amacı mağdûb aleyhim ile dalin kelimesinin kim olduklarını tefsir etmek değil, her dönemde bunların birer örnekleri olacağını göstermek amacıyla Medine'deki mağdûb aleyhim ile dalinin örnekleri Yahudilerdir ve Hristiyanlardır şeklinde örnekleme kabilinden bu kelimeleri açıklamıştır. Yoksa bu kelimelerin bizzat tefsiri Yahudilerdir ve Hristiyanlardır anlamında değildir. Çünkü bunlar nedir? Mekke'de nazil oldukları için Mekke'deki ilk muhatap nedir? Müşriklerdir. Yani buradaki kastedilen ilk tefsir açısından müşriklerdir. Ama sonraki dönemlerde ne olur? Örneklik açısından. Yani biz buna delalet diyoruz. Ya da işte bunun hani kapsamı dönem dönem ne olur? Farklı örnekleri değişecektir. Medine'de Yahudi ve Hristiyan olur. Daha sonraki İslam topraklarının genişlemesiyle ne olur? İşte Budistler olur, işte Hindular olur ya da başka din mensupları olur. Ya bu şekilde diyor, bunun örnekleri farklılaşabilir. Ama bunlar bir tefsir değil, bu bir örneklendirmedir. Peygamberimiz de örneklendirme açısından bu hadisi buyurmuştur. Tefsir açısından buyurmamıştır. Tefsir açısından söylemiş buyurmuş olsaydı o zaman zaten ne Zemahşeri'nin ne de Beyzavi ne de başka bir müfessirin böyle bir hadisi görmezden gelmesi mümkün olamaz. Ama tabii Zemahşeri kendini sağlama almak amacıyla o hadisten hiç bahsetmiyor. Diyor ki li kavlihi şu delilden dolayı, şu ayeti kelimenin delilinden dolayı diyor. Mağdûb aleyhim Yahudiler olabilir. Hani zayıf bir görüş olarak. Ayette men la'anehullahu ve gazab aleyhi. Allah'ın lanet ettiği ve gazap ettiği diye Yahudiler hakkında daha çok ayetlere lanet ve gazap kelimeleri daha fazla kullanılmaktadır. Öyleyse bu da Yahudiler olabilir şeklinde bir zayıf görüşten burada bahsediyor. Ve dalun humun nasara. Dalalette olanlar da Hristiyanlardır. Li kavlihi şu ayeti kelime deliliyle kad dallu min kablu. Bundan önce de sapmışlardı. Yani burada ayetlere baktığımız zaman diğer tabi surelerdeki ayetlere hep Hristiyanlar hakkında bahsederken Cenab-ı Hak dalalet vasfını onlar hakkında daha yaygın kullanıyor. Ama dediğimiz gibi bu sanki Hristiyanların gazaba uğramadığı, uğramayacağı ya da Yahudilerin de dalalette olmadığı anlamında değil. Bu öne çıkan vasfın zikredilmesi türündendir. Yani bunu alameti farika gibi düşünün. Yoksa elbette ki hem dalalet hem gazap vasıfları hem Yahudiler hem de Hristiyanlar hakkında geçerlidir. Peygamberimizin peygamber tebliği ulaştıktan sonra elbette. Yani bunu da çok net belirtelim. Çünkü yani gerçek Hristiyanlar ve gerçek Yahudiler, yani bizim peygamberimizin peygamberliğine ulaşmadığı Yahudiler ve Hristiyanlar elbette ki onlar cennete girecektir. Peygamberimizin tebliğe ulaşmadığı Yahudi ve Hristiyanlar. Hatta alimler şöyle diyorlar bu konuda. Yahudiler Hazreti İsa gelinceye kadar cennete girer ama Hazreti İsa'nın gelmesiyle birlikte eğer Hazreti İsa'yı reddetmişlerse ki zaten reddediyor Yahudiler. Dolayısıyla Hazreti İsa'yı reddettikleri için Hazreti İsa'nın gelişiyle birlikte artık Yahudiler diyor
cennete giremez. Yani Hz. İsa dönemi ve sonrası olan Yahudiler Hz. İsa'nın peygamberliğini kabul etmediği sürece asla cennete giremezler. Yani Hz. İsa'nın peygamberliğini kabul etmeden ölmüşlerse bunlar ebedi cehennemliktir. O nedir? Hristiyanlar tabii cennete girer. Çünkü Hristiyanlar hem Yahudilerin peygamberlerini kabul ediyorlar hem de Hz. İsa'nın gerçek Hristiyanlar. Ama Hristiyanlar da bizim peygamberimizin peygamberliğini kabul etmezlerse, yani işte peygamberimizin geldiği dönemde ve duymuşlarsa, bu tebliğ kendine ulaşmışsa, kabul etmeyip o şekilde ölmüşlerse, o zaman o Hristiyanlar da tabii cennete giremezler şeklinde alimlerimiz bunu açık ve net belirtiyorlar kaynaklarda. Ama tebliğ ulaşmamışsa, peygamberimiz gelmiş ama tebliğ ulaşmamış, haberi yok. O zaman bu Hristiyanla gerçek Hristiyanlığa göre yaşamışsa yine bu cennete girer diye belirtirler. Şimdi fe in kulte, şayet şöyle dersen, ma mana gazabillahi, Allah'ın gazabının manası nedir? Biz tabii gazaba uğrayan diye genel bir mana verdik. Hatta burada şunu da söylerler. Şimdi el mevdu ve aleyhim. Şimdi gazap tabii lanet demek ya. Gazap çok tabii çirkin, kötü bir şey olduğu için. O yüzden Cenab-ı Hak burada el mevdu ve aleyhim. Yani kötü bir şey olması sebebiyle doğrudan Cenab-ı Hak kendine nispet etmiyor. Aslında gazap eden kimdir? Yani normalde nedir? Gadaballahu aleyhim diye ifade edilmiş. Gazap eden Allah'tır. Fakat çok çirkin bir şey olduğu için Cenab-ı Hak burada faili hasbediyor. O yüzden el mağdûbü aleyhim şeklinde meçhul olarak belirtiyor. Yani onlara gazap edilen, kendine gazap edilen kim tarafından? Allah. Allah burada hasbedilmiş. Ama ellezîne en'amte aleyhim, fakat nimete geldiğimiz zaman en'amte, te kime raci? Allah'a raci. Burada mesela olumlu, hayır olduğu için doğrudan Allah'a nispet ediliyor. Ama olumsuz, gazap sonuçta kötü bir şey olduğu için de burada Cenab-ı Hak adeta hasbedilerek gizleniyor yani. O yüzden meçhul olarak zikredilmiştir. Zaten velâ dâlinde burada dâlin kelimesi de zaten lazım olduğu için burada Cenab-ı Hakk'ın zikredilmesi zaten söz konusu değildir. Böyle bir ayrıntıya da dikkat çekiyor haşiye yazarları. O yüzden mevdu aleyh meçhul olarak kullanılmıştır Fatiha suresinde. Şimdi fe in kulte, çünkü asıl olan nimet, yani hidayet nimetine mazhar olmaktır. Ve in kulte diyor ki, ma ma'na gadabillahi, Allah'ın gazabının manası nedir? Şimdi kultu diyor ki, işte bunu niye soruyor? Çünkü birazdan söyleyecek. Gazap ne demektir? Kızmak demek. Öfkelenmek demektir. Öyle değil mi? Şimdi Allah ise öfkelenmez. Allah kızamaz. Yani öyle kızmak, öfkelenmek gibi böyle bir duygu Allah'ta söz konusu değildir. Bu insanlarda olur. Yani Allah'ta söz konusu olmaz ama Allah'ın gazabından bahsediyoruz. O zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Diyor ki, kultu, derim ki, hu ve o gazap, iradetül intikamı. İntikam, yani cezalandırma iradesidir. Minel usati, isyan edenlerden. Yani Allah'a karşı gelenlerden nedir? Cezalandırma iradesidir. Ve inzalil ukubeti bihi, ve onlara cezayı vermek anlamındadır. Ve en yef'ale bihim, ve o isyan edenlere yapması, şimdi burası çok önemli asıl. Şimdi burada netice manasını verdi. Ve en yef'ale bihim, ve onlara yapması, muamele etmesi, yani ma yef'aluhu el meliku, bir kralın yaptığı gibi yapması. Burada ne yapıyor? Yine tıpkı Rahman ve Rahim'de olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ı bir krala benzetiyor. Tabii burada hemen krala benzetiyor deyince sanki bir teşbih, haşa, yani zemahşeri müşebbiheden mi oluyor gibi genelde böyle bir tenkit oluyor. Hayır, kesinlikle değil. Burada tamamen belagî, edebiyat açısından bir benzetme var. Edebi bir benzetme. Yoksa müşebbihenin yaptığı gibi böyle Cenab-ı Hakk'ı haşa mahlukata benzetme anlamında değildir. Şimdi burada kralın yaptığı gibi onlara yapması, kral ne yapıyor? İzâ gazibe, kızdığı zaman kral, alâ men tahte yedihi, elinin altındakilere kızdığı zaman nasıl yapıyorsa bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın kullara yapmasıdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada el mağdub kelimesinde istihare sanatı vardır. Şimdi burada tabi el mağdub aleyhim, tıpkı Rahman ve Rahim'de olduğu gibi Cenab-ı Hak burada krala benzetilmek suretiyle, yani tabi burada her ne kadar hasfedilmiş olsa ama yine de hani mülhem
bir şekilde var. Burada Cenab-ı Hak müşebbeh oluyor. Kral ise müşebbeh bih oluyor. Öyleyse burada mağdûb aleyhim, kral tabi dolaylı olarak kral zikredildiği için orada istiareyi tasrihiyye sanatı vardır diye söyleniyor. Tabi mağdûb da müştak olduğu için tebaiyye, yani istiare tasrihiyye tebaiyye şeklinde söyleniyor. Yani istiare yoluyla Cenab-ı Hak kendini krala benzetiyor ve gazabın bir kralda istiare yoluyla bunun mecazi manasındadır, cezalandırmaktır. Yoksa gazabın, öfkenin kendisi haşa Cenab-ı Hak'ta söz konusu olmaz. Tıpkı rahmet, yani merhamet dediğimiz, o acımak, şefkat dediğimiz o duygu vasfının Cenab-ı Hak'ta olmasının söz konusu olmadığı gibi. Dediğimiz gibi bunlar yani Eş'ari ve Maturidi, geç dönem Eş'ari ve Maturidi düşünceye göredir. Ve tekrar bunları ifade edelim. Yani ilk dönem ehli selef bunu kesinlikle bu tür meseleye girmiyorlar. Yani gadab, rahmet, rahmet, gazap gibi bu tür vasıfları biz manasını bilmeyiz deyip burada Cenab-ı Hakk'a anlamını havale ediyorlar ve bilinmezlik usulünü, yöntemini takip ediyorlar. İbn-i Teymiye ve sonraki takipçiler ise bunları hakiki manaya hamlediyorlar. Diyorlar ki evet, Cenab-ı Hak gerçek manada merhamet eder, gerçek manada azap eder. Bunlar hakiki manasıdır diyorlar. Bu hakiki manası Cenab-ı Hakk'a layık olacak, uygun olacak şekilde bir hakiki manaya sahiptir diye böyle bir tevil yoluna başvururlar. O yüzden selefiler ile ehli selef arasındaki en önemli ayrım budur. Yani ehli selef bilinmezlik, mevkufluk, vakfederler, dururlar. Hiçbir şey yapmazlar, yorum yapmazlar. Ama selefiler ise yorum yapıyorlar. Hayır, hakiki manada bir gazap, rahmet var. Fakat bu Cenab-ı Hakk'ın şanına uygun bir gazaptır, bir rahmettir. Yani işte selefi ile ehli selef arasındaki en önemli ayrım budur. Fakat eşariler, tabii eşari derken daha böyle geç dönem eşarileri kastediyorum. Ve maturidiler, tabii yine maturid derken çoğunluğu, sonuçta yine biraz ehli selefe kayan maturidiler de var. Onlar bütün bunları ya istiare yoluyla ya da mecaz mursel yoluyla bir tevile, bir mecaza başvuruyorlar. Zemahşeri daha çok istiare yöntemini, istiare usulünü daha çok. Ama Tahrik-i Razi'ye baktığımız zaman Tahrik-i Razi ise yani tercih etmez. Sizlere özür dilerim, biraz gıcık oldu herhalde boğazım. İstihare yöntemini pek tercih etmiyor çünkü diyor ki istihare sanatının diyor temelinde teşbih vardır. Şimdi biz diyor istihare yaparsak sanki Cenab-ı Hakk'ı mahlukata bir nevi benzetmiş oluyoruz. O yüzden diyor istihare yolunu tercih etmeyelim. Mecaz-ı murseli tercih edelim. Çünkü mecaz-ı murselin temelinde teşbih yoktur. Başka alakalar vardır. Mesela nedir? Sebep-sonuç alakası vardır. İşte gazap sebeptir. Gazap ettiğin zaman bunun sonucu nedir? Azap etmektir. Rahmet bir sebeptir. Rahmetin sonucu nedir? Nimet bahşetmektir. O yüzden bu tür böyle sebep-sonuç yolunun daha çok benimser. Fakat burada da tamam, Gazali tenzihçi bir yaklaşıma sahip. Yani sırf tenzih için bu yöntemi tercih ediyor. Ancak bu sefer de anlamda bir kayma oluyor. Çünkü bütün edebiyatçılar, bütün belaatçılar şunu söyler. İstiare sanatı her zaman mecazi mursel sanatından daha mübalağalıdır. Daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Yani aslında demek istediğim, Zemahşeri tamamen işin edebi yönüne bakıyor. Anlam yönüne bakıyor. Diyor ki edebi açısından istiare daha güçlü. O yüzden ben istiareyi tercih ediyorum. Ama Fahrettin Razi kelamcı olduğu için tenzihi tercih ediyor. Ama tenzihi tercih ederken anlamda da zayıflamaya düşüyor. Çünkü mecaz-ı mursel daha zayıf bir anlamı ifade eder istiareye göre. Yani ikisi arasında böyle bir temel fark var, ayrım var.
Ne'ûzu billahi. Hemen tabi burada zemahşere dua ediyor. Ne'ûzu billahi. Allah'a sığınırız. Min gadabihi, onun gazabını. Yani onun cezalandırmasını. Artık bunun hakiki manası Cenab-ı Hakk'ın cezalandırması, azap etmesi. Ve nes'eluhu, ve ondan istiyoruz rızahu, Allah'ın rızasını, ve rahmetu, rahmet. Tabi bu da bunların da mecazi manasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın ihsanını, yani cennetini istiyoruz. Yani dolayısıyla aslında burada tam böyle o mecazi manaları dikkat alarak mana verecek olursak, aslında burada mana şu: Allah, yani cehennemden Allah'a sığınırız ve Cenab-ı Hak'tan da cennetini isteriz şeklinde bir mana versek tam böyle yani bunun hakiki manası bu olduğunu söyleyebiliriz Zemahşeri'yle. Şimdi fe in kulte, şayet şöyle dersen, eyyü farkın, ne fark var diyor. Beyne aleyhim el ula, birinci aleyhim ile, ve aleyhim es-saniyeti, ikinci aleyhim arasında. Hemen şöyle ayeti açalım. Yani diyor ki, buradan herhalde gözüküyordur. Daha da büyütelim hatta. Diyor ki en'amte aleyhim, yani şu en'amte aleyhimdeki aleyhim ile gayril mağdubi aleyhimdeki aleyhim, bu iki aleyhim arasında nasıl bir fark var? Yani aslında bir nahi iyi bilen zaten bunu hemen anlar da. Şimdi Zemahşeri bunun üstünde duruyor. Diyor ki kultu, ben şöyle derim. El ula, birincisi. Mahalluha en nasbu alel mef'uliyeti. Bunun mahalli diyor mef'ullük üzere mensupluktur. Yani şöyle hemen tekrar açalım. Diyor ki aleyhim ala harfi cer, him mecrur, ama ala'nın müteallakı nedir? En'amte fiilidir. Dolayısıyla ala olmasaydı him en'amte'nin doğrudan mef'ulü bih sarihi olacaktı. Ala gelince ise mef'ulü bih gayri sarih oluyor. O yüzden him zamiri en'amte'nin mef'ulü bih gayri sarihi olmak üzere mahalle mensuptur. Ala harfi ceri ise bu da gelmiş. Şimdi yani burada him zamiri zaten nedir? Mebnidir. İki tane ayrı amil var. Bir ala harfi ceri amili var, bir de en'amte amili var. Şimdi böyle mebni olan kelimelerle, isimlerle iki tane amil geldiği zaman şu şekilde irab veriyorlar. Diyorlar ki him zamiri ala tarafından cer edildiği için mahalli karibi mecrurdur. En'amte tarafından mef'ul, mef'ulü bih olmak üzere nasb edildiği için de mahalli ba'idi mensuptur. Yani aleyhimin mahalli karibi mecrurdur ala tarafından, mahalli ba'idi en'amte fiili tarafından mensuptur şeklinde böyle bir iraplandırma yoluna giderler. Yani mahalli karib en yakın. İşte mahalli ala yakın olduğu için, o yüzden mahalli karibi mecrur, mahalli ba'idi ise mef'uldür. Çünkü biz bunlara mef'ulü bih gayri sarih diyoruz. Biliyorsun izharda bir gibi bunları söylüyor. Diyor ki fi ve lam harfi ceri dışında hangi harfi cer olursa olsun o tabii müteallak alıyorsa bağlı olduğu fiilin ya da amirin mef'ulü bih gayri sarih olur. Ama fi harfi ceri ise mef'ulü fi, lam harfi ceri ise mef'ulü leh diye bunu bu şekilde belirtiyor. Peki ikinci aleyhim, yani el mağdubi aleyhimdeki aleyhim ne olur? Hemen açalım. Diyor ki ve saniyetu, ikincisi ise mahalluha er raf'u. Bunun mahalli er raf'u alel fa'iliyeti, fail. Yani fail derken tabii naibi faili kastediyor. Kısa olsun diye bu şekilde belirtiyor. Hatta aslında bunun, neyse o tartışmalara hiç girmeyelim. Bazıları diyorlar aslında Zemahşeri döneminde fail, naibi fail ayrım yoktu. Bu fiilin nispetinden anlaşılıyordu. Ayrı bir isimlendirme yoktu. Bu daha sonra bu isimlendirme çıktı şeklinde bir takım böyle izahlar da var ama biz buralara hiç girmeyelim. Burada faillik derken naibi fail olmak üzere merfudur demek istiyor. Çünkü şöyle hemen tekrar açalım. Şimdi mevdu biliyorsunuz ki ismi mef'uldür. İsmi mef'ulden ise meçhul fiilden üretilir. Dolayısıyla bunun faili zaten otomatikten düşer. Yani bu gudibe aleyhim demektir. Gudibenin faili olmaz. Nesi olur? Naibi faili olur. İşte buradan naibi faili ise aleyhim. Yani him zamiri naibi faildir. Bir izharda hatırlarsınız. Harfi cer mecrur. Mef'ulü bih garisani, mef'ulü fih, mef'ulü leh olabileceği gibi naibi fail de olur. Ama asla fail olmaz. Yani asla bir harfi cer mecrur kesinlikle fail olarak bulunamaz. Fakat naibi fail olarak bulunabilir. Ve burada da çünkü
Bunun aslı mef'ulü bihi garisaliydi ya. Mef'ulü bihi garisali bunun faili gidince buradaki mef'ulü bihi garisali fail yerine ikame ediliyor. Ya naibi fail oluyor. Bu şekilde harfi cer mecrur. Ne oluyor? Naibi fail oluyor. O zaman buradaki aleyhim irabı ne olur? Him zamiri ala tarafından cer edildiği için mahalli karibi mecrurdur. Mevdubunun naibi faili olduğu için de mahalli baidi ise nedir? Merfudur. Şimdi dikkat ettiysen mağdub kelimesi müfret olarak geliyorken dalin kelimesi cemi olarak gelmiştir. Niye? Çünkü mağdub bu ismi mef'ulün altında zamir yok. Boş. Niye? Çünkü naibi fail gelmiştir. Biliyorsunuz ki Kur'an şudur. Bir fiilin ya da fiil gibi amel eden bir şey zahir yani açık bir şekilde fail ya da naibi fail alırsa o fiilin altı ya da o amilin ya da fiil gibi amel eden şeyin altı boş olur. Mesela diyelim ki Nasara Zeydun. Şimdi Nasar'ın altı boştur. Niye Zeydun fail olarak almıştır? Kalkıp da Nasara altında hüve fail dersen o zaman iki tane fail almış olur. O yüzden iki fail alamaz bir fiil. Naibi fail de alamaz asla. O yüzden mevdu bir anın altı boş olunca, zamir veremeyince ne oluyor? Mecburen bu kelime müfret oluyor. Ama buradaki cemiliği neye yansıtıyorsun? Naibi faale yansıtıyorsun. O yüzden mevdu aleyhin de anlam bakımından cemidir. Balin de cemidir. Balin lafız olarak cemidir. Mevdu aleyhin anlam bakımından cemidir. Ama dalinde ise altında burada altında zamiri direkt var olduğu için dalin kelimesi cemi olarak gelmiştir. Bunda herhangi bir problem yok. Ama burada tabii ne oluyor? Zahir geldiği için naibi faali ister istemez altını boş bırakmamız gerekiyor. O yüzden müfret olarak gelmiştir. Evet. Şimdi fe'in kulte. Başka bir meseleye geçiyor. Diyor ki lime dehelet la. Niçin la gelmiştir? Fi ve la dalin. Ve la dalinde niye ve dalin diye denilmemiş de. Çünkü ve dalin diye aslında söylenebilirdi. Niye burada la getirilmiş araya? Kultu derim ki lima fi gayri min ma'nen nefi. Çünkü gayr kelimesinde nefi mana vardır. Tabi bunu niye söylüyor? Bunu söylemesinin sebebi şu. Şimdi la da bir kural vardır. Eğer la getirilecekse atıf harfiyle birlikte mutlaka öncesinde bir nefi edatı gelmesi lazım. Ve işte diyor ki gayr kelimesi de burada bir nefi edatıdır. Nefi edatı geldiği için la gelmiştir. Ve buradaki la gayrdaki nefiliği tekit ediyor. Yani eğer la gelmemiş olsaydı ve dalin şeklinde olsaydı o zaman gayrdaki o menfilik dalinde zayıflayacaktı. Yani sanki adeta hani nimet verdiklerin yoluna diye hani biz mana veriyoruz ya gazap edilenlerin yoluna değil ama dalalette olanların yoluna olabilir. Hani o kadar problem değil. Çünkü dalin şeklinde burada bir menfilik zayıflayacak. Tabii ortadan kalkmıyor elbette ama bir zayıflama var. İşte bu zayıflama olmasın. Bu mağdubi aleyhimle aynı kuvvetle eşit derecede olduğunu belirtmek, ifade etmek için buradaki la tekit etmek üzere gelmiştir. O yüzden buradaki la'ya bir tekidin nefi yani nefi tekit etmek üzere gelen bir la'dır diye de söylenir. Şimdi ki enne ukkıyla sanki diyor şöyle denilmiştir. La el mağdub aleyhim ve la dalim. Burada yani buradaki gay da zaten la manasındadır. O yüzden yani şimdi bunu niye söylüyor? Çünkü gay tamamen la manasındadır. La manasında olduğu için kendi cinsinden olan bir şeyle atıfta bulunmuştur. Yani tekit edilmiştir. Çünkü bir şeyi ne yapacaksın? Kendi cinsiyle tekit edeceksin. Şimdi gay la olduğu için onu tekit etmek üzere la getirilmiştir. Ama çünkü la manasında olmasaydı kalkıp da la ile tekit edemezdiniz. Başka bir kelime getirmek zorundaydınız. Bunu ispat etmek için tabii bunu söylüyor. Hayrın la anlamında olduğunu belirtmek için. Hatta şimdi Arapça kullanım olarak şu örneği de getirecek. Diyecek ki ve tekulu nitekim diyor sen şöyle dersin. Gerçekten gayb diyor tamamen la manasında. La hükmündedir. La hükmünde olduğu için o yüzden la ile tekit edebilirsin. La'yı ona tekit etmek üzere getirebilirsin. Arada diyor hiçbir fark yok. Nitekim diyor sen diyor ve tekulu şöyle dersin. Ene ben Zeyden. Zeydi gayru daribin döven değilim.
Bakın burada şu önemli. Şimdi eğer gayr kelimesi la anlamında olmasaydı bunu söylemek caiz olmazdı. Neden? Neden caiz olmazdı? Önce onu anlayalım. Şimdi burada enem müpteda. Şimdi gayru haberdir. Gayru aynı zamanda muzaf, darip muzafun ileyhtir. Zeyden ise daribin mef'ulü bihidir. Şimdi bizim için asıl burası önemli. Şimdi bakın zeyd daribin mef'ulü bihi. Darib ise muzafun ileyhtir. Şimdi naif açısından muzafun iley asla muzafın önüne geçemez. Şu zaten geçerse muzafı ne olmaz değil mi? Böyle bir saçmalık olur mu? Çünkü her zaman muzaf ardından muzafun ileyh gelir. Yani o yüzden muzafun ileyh bu gayrın önüne geçebilir mi? Geçemez. Geçerse zaten muzafun ileyh olamaz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi bu darip gayrın önüne geçemiyorsa o zaman bunun mamulü olan zeyd hiçbir şekilde öne geçemez. Yani aslında Zeyd'in daribin öne geçmesi normalde kesinlikle imkansızdır, mümkün değildir. Çünkü sanki adeta muzafın ileyh öne geçmiş gibi oluyor. Fakat burada gayr kelimesi la anlamında olduğu için zaten şimdi burada da söyleyecek ama biz peşinden söyleyelim ki anlaşılsın diye. Fakat burada gayr kelimesi la manasında olduğu için la da nedir? Bir harftir. Harf olunca ne oluyor? Muzaf olmuyor. Sanki burada izafet yokmuş gibi oluyor. İzafet olmayınca da sanki bu la'yı görmeyin. Burada şöyle kapatalım. Sanki ene zeydün la darip. Direkt darip var. Darip olunca ortada bir muzaf olmayınca o zaman zeydin öne geçmesinde herhangi bir beis, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu diyecek. Mesela diyor ki ma'a imtina'i kavlike. Halbuki diyor senin şu şekilde söylemen mümkün değildir. Mesela ene ben zeyden değdi mislu darimin döven gibiyim. Şimdi burada bu caiz değildir. Niye? Çünkü yine aynı durum. Ene müpteda zeyden. Mef'ulü bih. Kimin mef'ulü bihi? Darimin mef'ulü bihi. Burada mislu haber. Aynı zamanda muzaf. Darip muzafı değil. Bizim için asıl önemli olan şimdi darip muzafı ile ileyh. Muzafın ileyh. Mislünün asla önüne geçemez. Çünkü muzafı ileyh. Önüne geçemiyor. Zeyden ise hiçbir şekilde öne geçmez. Yani bunun mamulü haydi haydi öne geçmez. Artık burada hiçbir şey tevil mevi de yapamayız. Yani misli şunun gibidir falan da diyemeyiz. Ya yani bir harf konumunda da sayamayız. O yüzden bu diyor caiz değildir. Ama tabii yani bu böyle diyor da fakat bazı alimler burada misli ke bari işte ke harfi gibidir diye düşünerek aslında öne geçebilir diyenler de var. Ama tabii Zemahşeri bunu kabul etmiyor. Bunu sanıyorum küfeler galiba söylüyordu. Burada tabii çok bunlara değinmiyor ama başka haşiyelerde bunlardan söz ediyor. Evet. Şimdi ama neticede biz Zemahşeri'ye göre konuşuyoruz. Diyor, hiçbir şekilde öne geçemez diyor. لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ Peki niye gayr olduğu zaman geçebiliyor. Çünkü ene zeyden la daribin hükmündedir. Hatta la daribun diyelim. Çünkü artık izafet kalkıyor ya o ortadan. Sanki la daribun. Yani dolayısıyla burada herhangi bir muzaf kalmıyor. La da bir harftir. Harf olduğu için de ne olur? Daribin, zeydin la daribin önüne geçmesinde herhangi bir yani la'nın önüne geçmesinde herhangi bir problem yok. Harfler zaten zayıf. Bunlar yok hükmünde gibidir. Şimdi buradaki mesele herhalde ne demek istediğimiz. Yani burada ne yapıyor ediyor? Gayrın tamamen la manasında olduğu için la ile tekit edilmesinin mümkünlüğünü burada bize ifade ediyor. Ve an Ömer'a ve Ali'ye radıyallahu anhuma. Nitekim diyor Hazreti Ömer ve Ali'den de şöyle bir kıraat vardır. Ennehuma kara'a. Onlar şöyle okumuşlardır. Ve gayri dalin diye okumuşlardır. Yani burada neyi gösteriyor? Demek ki nasıl ki gayri la manasındaysa la da gayri manasındadır. Yani ikisi diyor tamamıyla birbirine alabiliyor. Bu kıraat bunu destekliyor. Tabii biz bunu kıraat olarak burada geçiyoruz ama aslında bu tabii yine bir kıraatten ziyade harftir. Yani hani yedi harf üzerine nazil olma meselesi var ya Kur'an-ı Kerim'in.
doğrudan nefsin değişimi olduğu için aslında harf değil, ama her harf de kıraat olduğu için o yüzden zemaşı kıraat olarak ifade bir harf birisi olarak buraya geçiyor. Şimdi vakara bir dolayısıyla bu hani kıraat açısından az şaz bir kıraat. Sebatül kıraatlar arasında yer almıyor. Bilmiyorum. Vakara Eyyub Es-Sakhtiyani. O Eyyub Es-Sakhtiyani kıraatlar. Bir yokum. Bir hemzeyle. Başka bir mevzuna gidiyor. O da şu. Şimdi Vada diye okuduğumuz zaman aslında şimdi şöyle Vada diye bakalım. Burada elif sakin. Lamla şıkkı var ama şimdi birinci sakin, ikinci sakin. Yani lamla sakin. İki tane sakin yan yana toplanıyor. Sakin toplanması da mümkün olmadığı için ne yapıyorlar? Burada elifi hemzeye dönüştürüyorlar. O yüzden Vada elli diye Hocam. ilhamlı hamdeyle okuyun. Hocam. Buyurun. Sesiniz biraz gelmiyor da biz anlayamıyoruz. En son anlattıklarınızı duymadık He, hocam. yine ses sorunu. Evet. Hacım. Evet. Bu şeyi Hocam alıntı sesiniz kullanan o tamamen meclis gitti. enezeyden. Evet. Ya bu internet sıkıntı yaşıyor. Evet, bu enezeyden la bari mı acaba? Orasını o ses geldi mi orası? Hocam şu anda da sesiniz kesik geliyor. Yani bilgisayara iyice yanaştım. Yine Ha, şu gelmiyor. an iyi Öyle hocam. mi? Evet, Şu an iyi oldu. tamam. Şu anda duyuluyor. Tamam, tekrar sorayım. Bu enezeyden la bari anlattım, orası duydunuz mu? Hocam yine kesilme oluyor. Evet. Hocam Ne bilgisayara yapsın? yaklaştığınız zaman sesinizi alabiliyoruz zannediyorum. Uzaklaşınca Zaten şu an sesiniz gidiyor. evet şu an o kadar çok yanaştım ki artık iyice bilgisayar içine gireceğim yani. En dibindeyim. Tamamen yaklaştım bilgisayara. Yani Şu an net hocam. Şu an net. ha iyi. Tamam. Şimdi enezeyden la bari meselesinin geldi mi? O kısmını duyabildiniz mi? Hayır hocam. O En zaman son bir daha. işlediğimiz yerden sonra kaldı hocam. Bu ikinci paragrafı hiç duymadık bile. Evet, tamam. Yani şurası. Enezeyden mislül zarif kısmını duydunuz mu? Ben Enezey. duymadım. La gibi orası olmaz dediniz hocam. Ha, tamam. O zaman Gayre oradan la bir gibi daha alalım. dediniz. Tamam. Oradan bir daha alalım. Şimdi enezeyden mislül zarif olmaz. Niye? Çünkü mislü muza, zarif muzaafın ileridir. Muza, muzaafın önüne geçer. Geçerse zaten izafet diye bir şey kalmaz. O da öyleyse zaribin mamul olan mef'ul olan Zeyd haydi haydi getir. Ya yani bu hiçbir şekilde mümkün olamaz. Ama hayır olduğu zaman mümkün oluyor. Niye? Bi ennehu bi menzile fi kavlik. Sanki şöyle bir şey oluyor. Ene Zeyden la daribun diyelim hatta. Yani ben Zeyd'i döven değilim. Burada adeta gayrin yerinde la var. Ya da muzaf olamaz. Değil mi? Muzaf değil. Dolayısıyla burada bir izafet kalmadığı için artık Zeyden bari birin önüne geçmek mümkün oluyor. İşte burada zemaşeri gayr ile la'nın tamamen birbirinin yerine nasıl tutabildiğini göstermek için bu örnekleri veriyor. Bu hatta bir örnek daha verecek. O da kıraat diyecek ki ve an Ömer diyor. Ve an Ömer ve Ali radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'den şöyle bir kıraat var. Ennehuma o ikisi para okumuşlardır ve gayri bali. Ayeti böyle okumuşlar. Bak diyor ki gayri bali diye böyle okumaları neyi gösteriyor? Peki gayri tamamen birbirinin yerine. Hocam özür dilerim de yine ses derinden geliyor. Evet. Yani hiçbir insanın yanında inan ayrılmadım. Tamamen dibine konuşuyorum. Demek Yani ki iki o Türkiye'de kelimenin birisi sesi bayağı. mutlaka derinden geliyor. Kulaklık yok maalesef. Ya aslında bir ara onu denedim ama kulaklık bir işe yaramadı.
Kulaklıkla denemiştik. Böyle denemiştik ama burada Bazen çok net geliyor hocam ama bu genellikle de şeyden, evet, bu internetten kaynaklanıyor. Şimdi ben de bakıyorum, internet bağ gücü bazen çok güçlü, bu şeyler var ya, internet göstergesi bazen yükseliyor. Mesela şu anda en düşük seviyede gösteriyor şu bilgisayarı an internet. hocam ama tane tane geliyor. Yani şu an işte bazen çok ciddi anlamda zayıf geliyor. Evet. O zaman artık olmasın. Tekrar edelim. Şimdi ana zeytten ne yapar? Ha, burada pardon. Vahay bari buraya. İşte bu kıraat. Tabii burada kıraat diye belirtiliyor ama Hazreti Ömer Vahay bu kıraat değil. Çünkü eğer kelime man değişiyorsa ha yerine vahay var. Bu kıraat bir harf daha üstadiden söylüyoruz. Daha üst. Yani hani Kur'an-ı dolayısıyla farklı harflere göre okunuyor. Oradaki vahay bu da bir her harf bir kıraattır. O yüzden zaman şimdi bu harfi de kıraat olarak ifade. Yani burada böyle yani yanlış anlaşılma olmasın. Oradaki kıraat diyor ama aslında Hocam, bir harf. Buyurun. eminim çok değerli bilgiler anlatıyorsunuz ama biz hiçbir şey anlamıyoruz şu anda hocam. Ses gelmiyor yani, değil mi? Evet. Yani genel anlamda internet probleminiz mi var hocam? Aynen. İnternet bağlantı. Çünkü benim şu anda bağlantı yeri çok zayıf gözüküyor. Hocam internet Yani galiba ders dışına çıkınca çok böyle keskinleşiyor ama ders dönünce gitmeye başlıyor. Öyle bir problem var. Şu an gayet iyi ama tam derse başlayınca bir anda gidiyor. Allah'ım ne zaman iyi. Bilmiyorum ki nasıl yapsak bu meseleyi, nasıl çözsek. Hocam telefonunuzdan bağlansanız yani link WhatsApp'ta vardır herhalde sizin. Oradan bağlanın, telefondan konuşun. Bilgisayarın Ha, sesini tamam. kısın. Bir de öyle deneyelim hocam. Belki bilgisayarın Tamam. gücü de yetmeyebilir. Hani Olabilir, bilgisayarın olabilir. sesini Tamam. kısarsınız. Telefondan konuşursunuz. Tamam. Ekranda görünmüş olur yani. Tamam. O şekilde. Peki, deneyelim. Tamam, deneyelim inşallah. Şimdi açıyorum. Tabii ses gitmedi, hiçbir anlamı yok. Bakalım. Hatta hocam bilgisayarın sesini tamamen kapatsın, yankı da yapmaz böylece. Tabii, öyle yapacağım şimdi. Dur, hemen kapatıyorum. Ha, bilgisayarın sesini kapattım. Tamam. Tamam, Şu şimdi anda yankılanmadı hocam. Evet, gayet tamam. net. Evet. Tamamdır. O zaman bu güzel bir fikirdi. Teşekkür ediyorum bu fikri veren arkadaşa. Rica İnşallah ederim böyle hocam. güzel olur. Şimdi burada kıraat meselesinden bahsediyorduk. Ve an Ömer ve Ali radıyallahu anhuma ennehuma kara'a ve gayri dalim. Onlar ve gayri dalin diye okumuşlardır. Şimdi bunu niye söylüyor? Yani diyor ki bu kıraat gayr ile la'nın tamamen birbirini yerini tutabildiğini göstermek için tabii bu kıraati zikrediyor. Tabii bu kıraat elbette ki şaz kıraat. Hani şaz kıraat, hatta burada kıraat diye söylüyor ama bu bir harftir. Yani Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine nazil olmuştur. Bu da tabii Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu harflerden bir tanesi. Ama her harf bir kıraat olduğu için o yüzden kıraat olarak zikrediyor. Yoksa bu bir harf aslında. Hani o 7 harften bir tanesi. Ama bizim için önemli olan gay ile la'nın birbirini tamamen yerinde tutabildiği. O yüzden la veled dalin diyerek de la'nın gayri tekit etmek üzere getirilmesinin gayet yerinde olduğunu. Yani Arap dili açısından yerinde derken tabii ki Kur'an-ı Kerim elbette ona bir lafımız yok. Yani Zemahşeri onu şu anlamda söylüyor. Yani Arap diline tamamen uygun olduğunu söylemek için bu kıraatı zikrediyor. Şimdi Vakara Eyüp Es-Sakhtiyani. Burada artık başka bir meseleye geçiyor. Diyor ki Eyüp Es-Sakhtiyani Velad Daellin diye okumuştur. Bil hemzeti hemze ile. Şimdi niye böyle okuyor? Tabii onun mantığı şu, söyleyecek ama biz hemen anlaşılsın diye.
Şimdi böyle dallin dediğimiz zaman burada elif sakin. Birinci lam da sakin. Çünkü şeddede birinci lam sakin ya. İki sakinin yan yana gelmesi caiz değildir. Öyle değil mi? İşte bundan sakınmak için ne yapıyor? Buradaki elifi hemzeye dönüştürüyor. Böyle dallin. Tabii o hemzeyi de fetha ile hareketlendiriyor. Ehaful harekat. Yani hareketin en hafif olduğu için böyle dallin diye okuyor. Tabii okuyor derken şu anlamda, yani sanki iki sakinden kaçınmak için okumuyor elbette, ama iki sakinden kaçınan Arap kabileleri var. Bu Arap kabilelerin okuyuşuna uygun olarak böyle bir kıraat de nazil oluyor anlamında söylüyoruz yani. Yani Zemahşer'de onu söylediğini düşünüyoruz. Şimdi tabii diyeceksin hocam, peki biz nasıl okuyoruz? Yani biz tabii Kureş lehçesi bunu kaldırıyor. Çünkü Kureş'e göre eğer böyle dalin diye biz ne yapıyoruz? Hani burada meddi lazım diyorlar değil mi? Mutlaka dört elif miktarı çekmek lazım. Diyorlar ki aslında meddi lazım yapmamızın sebebi, yani dört elif miktarı çekmemizin sebebi, yani uzun çekmemizin sebebi burada iki sakin yan yana gelme olayını hafifletmektir dil açısından. Çünkü eğer elif gelirse diyor, elif gelip de ardından sakin geldiği zaman sen bu elifi uzun bir şekilde çekersen, o zaman iki sakin yan yana gelmesinin dile ağırlığını hafifletmiş olursun uzun çekmek suretiyle. İşte metni lazım da ondan kaynaklanıyor. Yani niye mutlaka uzun çekmek gerekiyor? Dile hafif olsun diye. Kema kara'a Amr ibn Ubeyd. Nitekim diyor Amr bin Ubeyd de şöyle okumuşlardır. Vela ceennin. Yani vela canin diye yine elif sakin, nun sakin, iki sakin yan yana gelmesin diye. Vela canin diye okumuyor. Vela ceennin. Diyor ki ve hâzihi işte bu lügatü men cedde fil harabi minel iltikâ-i sâkinen. Bu diyor iki sakinden kaçınma konusunda çok böyle ciddi olan, yani çok işi sıkı tutanların lehçesidir. Nitekim Araplarda öyle kabileler de var. Asla iki sakin yan yana okumazlar. Bu da o kabileye uygun bir şekilde böyle bir kıraat nazil oluyor. Ve minha yine bu şekilde hemzeli olmasındandır. Nedir? Ma hakâhu Ebu Zeyd'in. Ebu Zeyd'in naklettiği şu ifade min kavlim Araplardan. Mesela neyi naklediyor? Şâbetün. İşte şâbetün değil de şeebbetün. Değil mi? Hani genç kız. Dâbetün hayvan değil de deebbetün diye. Bu şekilde ne yapıyor? Elifleri hemze haline dönüştürüyor. Evet. Şimdi geldik amin. Artık amin kelimesine geldik. Amine tabii. Bu böyle okunuyor. Diyor ki amin. Tabii amine. Bunu fethalı. Diyor bu savtun bir sestir. Sümmiye bihi el fi'lu. Bununla fiil isimlendirilmiştir. Yani fiil anlamı var içerisinde. Ellezî ve o fiil de nedir? İstecip. İstecip anlamı, istecip fiil anlamını taşıyan bir sestir. Yani ismi fiildir tabii demek istiyor. Kema enne Ruveyde, nitekim Ruveyde ve Hayyehel ve Helümme. Bunlar diyor nasıl ki asvatun seslerdir. Ama sümmiyet biha el ef'alu, fakat bunlarla fiiller isimlendirilmiştir. Yani ismi fiil olmuştur. Elletihiye o ismi fiiller ki emhil. Mesela burada Ruveyde emhil. Yani mühlet ver manasında. Ve hayyehel esri'i, yani acele et, koş anlamında. Helümme de ekbir, gel, yönel anlamında ismi fiiller. Yani bunların diyor bizzat kendisi isimdir ama fiil manası taşıyor. Tabii nahivciler diyorlar ki bunlar aslında Ruveyde, Hayyel, bu tür şeyler aslında ismi fiildir ve mastar hükmündedir. Yani bunlar aslında gizli bir, mesela Ruveyde, işte gizli bir emhil Ruveyde. Emhilin mastarı olmak üzere mef'ulü mutlaktır şeklinde böyle bir irap yaparlar. Yani bu şekilde bir irap şeklinde, böyle bir irap şekli var. Onu da söylemiş olalım. Ve an İbn Abbas'ın, İbn Abbas'tan rivayete göre se'eltu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize sordum. An ma'na amine. Tabi niye amine diye sonu fethalı yapıyoruz? O da şundan, amin dersek ya sakin, nun da sakin olur. İki sakin yan yana olmasın diye nunu fetha veriyorlar. O yüzden amine diye okuyoruz. Diyor ki amin kelimesinin manasını sordum. Fakale dedik, buyurdu ki if'al, yap. Yani ya Rabbi benim bu duamı gerçekleştir anlamında.
olduğunu söylüyor. Ve fihi lugatani. Amin kelimesi konusunda diyor iki tane lehçe vardır. İki tane farklı okuyuşu var. Yani Araplarda var olan bir kelime bu amin kelimesi. Tabii canım peygamberimiz de bunu Fatiha sonunda okumamızı tavsiye ediyor. Sünnet yani bu. Şimdi ve fihi lugatan iki tane lehçe var diyor. Meddü elifihi ve kasruha. Birinci lehçeye göre elifi med yapılır. Yani amin diye okunur. Ve kasruha ve elifi kasrıyla yani emin şeklinde. Ama mana değişmiyor aynı. Şimdi bunları örnekle getirecek. Tabii biz yani böyle lehçe var diye kalkıp da emin diye okumayacağız. Çünkü bize gelen nedir okuyuş biçimi? Amindir ama Araplarda böyle iki tane lehçe olduğundan bahsediyor. Hale ve bunu şiirle delillendiriyor. Ve yerhamullahu Allah merhamet etsin abden. Bir kula ki kale amine amin diye amin diyen kula Allah merhamet etsin. Burada amin Elif'in uzatıldığını söylüyor. Ve kale başka bir şiirde emin emine amin. Fezadallahu Allah artırsın ma beynena bu'den aramızdaki uzaklığı artırsın. Yine burada emin şeklinde böyle bir lehçe vardır diye söylüyor Zemahşeri ama tabii buna yani Zemahşeri'ye bu konuda itiraz edenler var. Diyorlar ki ey Zemahşeri sen diyorlar yanlış anladın. Aslında buradaki şiirde emin değil amin fakat işte burada şiir aruz vezne uygun olsun diye şair zarureten yani zaruretten dolayı, şiir zaruretinden dolayı amin diyememiştir, emin demiştir. Yoksa bu yine amindir. Farklı bir lehçe yok. Ey Zemahşeri sen yanlış biliyorsun diye bayağı ciddi Zemahşeri'yi topa tutanlar da var. Hani onu da söyleyelim. Ve alin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden şöyle bir hadis-i şeriften bahsediyor. Lakkaneni Cibrilu amin. Cebrail bana amin dememi telkin etti. İnde feragi bitirdiğim zaman min kıraati Fatihatil Kitab. Fatiha suresini okumayı bitirdiğim zaman bana amin dememi telkin etti. Yani amin demek sünnettir diye burada söylüyor hadise dayanarak. Ve kâle yine başka bir rivayette peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnehu kel hatmi alel kitabı. Bu kitabın bir mührü gibidir. Buradan noktalandırıyor. Hadisi burada bitiriyor. Ve leyse minel Kur'an. Diyor ki Zemahşeri zaten bütün alimler aynı görüşte. Amin kelimesi Kur'an'dan değildir. Bi delili ennehu lem yesbut fil mesahifi. Çünkü hiçbir mushafta amin lafzı yer almamaktadır. Evet, şimdi sadece ne yapıyoruz? Söylemek sünnettir. Yani ayet değil bu. Şimdi aminin okunması, söylenmesi namazlarda onun hakkındaki fıkhi hükümlerden bahsedecek. Artık tefsiri bırakıyor. Fıkıh meselesine giriyor Zemahşeri burada. Ve anil Hasan. Hasan Basri. Biliyorsun hep Hasan deyince Hasan Basri anlaşılır tefsirlerde. Ennehu la yekuluha el imam. Hasan Basri'ye göre diyor imam amin kelimesini söylemez. Yani Fatiha bitirdiği zaman amini söylemez. Li ennehu edda'i. Çünkü imam dua edendir. O dua yapar, cemaatte ne yapar? Amin der. Yani o yüzden Hasan Basri'ye göre sadece cemaat amin der. İmam amin demez. Ve an Ebi Hanife'te mithluhu. Ebu Hanife'den de buna benzer bir görüş nakledilmiştir diyor Zemahşeri. Ama bu nevadir. Yani, tabii ki bu zayıf bir görüş. Ama asıl görüş vel meşhur anhu. Ebu Hanife'den nakledilen meşhur görüş. Ve an ashabihi ve Ebu Hanife'nin talebelerinden. Yani Hanefi alimlerde nakleden meşhur görüşü ise ennehu yuhfiha. İmam onu ne yapar? Gizli bir şekilde söyler. O yüzden Hanefilere göre hem imam hem cemaat amin kelimesini gizli bir şekilde söylerler. Sessiz söylemezler. Ve rava el ihfa'e. Nitekim diyor gizli söyleneceğini rivayet etmiştir. Abdullah İbni Muğaffel ve Enes'ün an kapandı. Şu anda geliyor değil mi? Sıkıntı yok. Evet hocam geliyor. Tamam. Abdullah bin Muğaffel ve Enes. Her iki sahabe diyor amin kelimesinin peygamberimizin gizli okuduğunu rivayet etmişlerdi. O yüzden diyor biz Hanefiler de biliyorsunuz Zemahşeri Hanefidir. Çok sıkı Hanefidir hem de. O yüzden diyor biz Hanefiler de amin kelimesini gizli bir şekilde söyleriz. Şafiler gibi sessiz söylemeyiz diyor yani. Ve inde Şafii'yi
Ama Şafilere göre ise, Şafi'ye göre radıyallahu anhum ne yapar? Yecheru biha. İmam bunu sesli bir şekilde söyler. Hem imam hem cemaat tabii, ikisi de aynı sesli bir şekilde söyler. Ve an Vail ibn Hucr'in. Vail ibn Hucr'dan şöyle bir rivayet var. Şafi'nin görüşünü burada aktarıyor. Delilini pardon. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kâne idâ kara velâ dâlin. Peygamber velâ dâlin okuduğu zaman, yani Fatiha'yı okuduğu zaman kâle amin. Amin der. Ve rafa'a biha savtu ve sesini yükseltirdi. Şimdi tabii Hanefi alimler de bu hadise karşı diyorlar ki Peygamberimiz sadece bir yerde ashabına amin demeyi öğretmek için sesli bir şekilde bunu söylemiştir. Fakat sahabe amin lafını öğrendikten sonra, amin sözünü öğrendikten sonra artık diyor sesini yükseltmemiştir. O yüzden kalkıp diyor bu hadisi biz baz alamayız. Bu öğretme amaçlı Peygamberimiz ses yükseltmiştir. Asıl sünnet olan yerleşen şekil diyor, gizli okunduğu şekildir diyor. Bu an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden şöyle bir rivayet var. Şimdi burada da Fatiha'nın faziletleri hakkında bahsedecek. Ennehu kâle. Li Übey ibn Ka'b. Peygamberimiz Übey bin Ka'b'a şöyle buyuruyor. Ela uhbiruke. Ela. Sana diyor haber vereyim mi? Bir suratın bir sure ki. Lem yenzil fit tevrati vel incili vel kur'ani mithluha. Ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an'da benzeri nazil olmayan sana bir sure haber vereyim mi? Kultu, ben de dedim ki, bela ya Resulallah, evet haber ver ey Allah'ın Resulü diye. Übey bin Ka'b cevap veriyor. Hale Peygamberimiz buyuruyor ki, o diyor Fatihatul Kitab. Fatiha suresidir. İnneha, çünkü Fatiha suresi es-seb'ul mefani. Tekrar tekrar okunan 7 ayettir. Vel Kur'anul Azim, o yüce Kur'an'dır. Ellezî ûtîtu, bana verilen yüce Kur'an'dır. Yani yüce Kur'an'ın bir parçasıdır. Tabi burada zikr-i cüz, iradır, o zaten belli, hani anlaşılıyor. Yoksa Kur'an tamamı anlamı da değil. Ve an Huzeyfe ibn-i Yemen, Huzeyfe bin Yemen'den de şöyle bir rivayet var. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnel kavme, bir kavim, bir topluluk. Leyeb'atullahu aleyhim el-azâb. Allah onlara diyor azabı gönderecek, gönderir. Hatmen makdiyen, hem de çok kesinleşmiş bir şekilde Cenab-ı Hak o kavme azabı gönderir. Tam gönderirken feyakra'u sabiyyun, ancak diyor bir çocuk okur, minisi yani o kavmin çocuklarından bir çocuk okur fil küttabi. İlim öğretilen bir yerde, kütüphane, medresede yani okulda ilim öğretilen yerde neyi okur diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'yı okur diyor. Feyesme'uhullahu Teala, ve Allah Teala o çocuğu işitir. Feyerfa'u anhum, ve o kavimden kaldırır. Bidâlike, bu çocuğun Fatiha'yı ya da sadece elhamdülillah, yani iki şekilde anlaşılabilir aslında. Sadece elhamdülillah Rabbil Alemin okuması ya da Fatiha'yı okuması. Çünkü ya parça zikredilmiştir, Fatiha'nın tamamı kastedilmiştir, ya da sadece bu birinci ayetin bizzat kendisi de kastedilebilir. Yani her iki manaya ihtimal var elbette. Bizarike işte bu sebeple diyor el azabe, azabı kaldırır, erbaine seneten, tam 40 yıl azabı kaldırır. Yani işte Fatiha'nın fazileti olarak bunu söylüyor, ama tabii bunlar hep zayıf rivayet olarak naklediliyor. Böylece evet Fatiha suresini bitirmiş olduk. Bu herhalde bu sefer sesli bir kesilme olmadı. Net geldi galiba. Evet hocam, gayet iyi. Bu çok iyi bir fikir oldu. Bir dahaki derslerde o zaman hep telefonla bu işi götürelim. Peki burada kalalım. İnşallah bir dahaki dersimizde Bakara'dan devam ederiz. Soru var mı? Yok herhalde. Peki. O zaman Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netübü lek. Subhane